Selamlar dostlar, umarım herkesin sağlığı sıhhat iyidir. Sertifika eğitim serimizde ilk ele aldığımız komple security plus e devam edelim. En yani son biliyorsunuz ilk domain olarak general security konseptin vitro bilimleri kısmında kalmıştık. Gelelim beraber şimdi devam edelim. İlk olarak hepimizin en çok aşina olduğu VPN'le yani sanal özel ağlarla başlayalım. VPN internet üzerinden güvenli bir bağlantı kurarak uzaktaki bir ağ veya cihaza özel bir ağ gibi erişim sağlayan bir teknoloji aslında. VPN veri şifreleyerek ve güvenli tüneller oluşturarak kullanıcının internet trafiğini anonim hale getirir ve böylece üçüncü tarafların internet servis sağlayıcılarının veya siber saldırganların bu veriyi izlemesini veya ele geçirmesini önler. VPN kullanıcıları fiziksel konumlarından bağımsız olarak sanki an yaralar üzerinde ilermiş gibi çeşitli kaynaklara erişebilirler. Bu da uzaktan çalışanların kurumsal kaynaklara güvenli bir şekilde erişebilmesini sağlar ve coğrafi kısıtlamaları aşabilmesini, çevrimiçi gizliliğinde korunmasını sağlar. VPN protokoller aracılığıyla bir verilmesi yapar ve bu protokoller arasında OpenVPN, PPTP ve L2TP IPsec bulunur. Biliyorsunuz IPsec kısmında L2TP IPsec'e değinmiştik. Zaten burada da ilerleyen kısımlarda tekrar değiniyor olacağız. Güvenli bağlantının kurulabilmesi için VPN istemcisi VPN sunucusu arasında kimlik doğrulama işlemi gerçekleştirilir. VPN sunucusu genellikle bir VPN servis sağlayıcısı tarafından yönetilir ve kullanıcılar servis kullanıcının sunucularına bağlanarak anonim ve güvenli internet erişimini sağlayabilirler. Ancak VPN kullanımı sırasında bağlantı hızında düşüşler yaşanabilir ve bazı çevrimiçi servisler VPN trafiğini tespit edip engelleyebilir. Buna rağmen VPN özellikle herhangi bir şifresiz Wi-Fi ağları gibi güvenli olmayan ortamlarda internet kullanımı sırasında gizlilik ve güvenlik sağlamak için yaygın olarak kullanılmaktadır kullanılmaktadır. VPN'ler arasında çeşitlerine bakacak olursak Always On VPN ile başlayalım. Always On VPN kullanıcı cihazının internete bağlandığı andan itibaren otomatik olarak ve sürekli bir şekilde VPN ağına e bağlanmasını sağlayan bir teknolojidir aslında. Bir yapılandırmadır. Bu özellikle uzaktan çalışan ve mobil cihaz kullanıcıları için önemlidir. Çünkü bu sayede onlar sürekli güvenli ve şifreli bir ağ bağlantısı üzerinden kurumsal kaynaklara erişebilirler. Beraber bir VPN türlerine bakmaya devam edelim. VPN'de Spring Tunneling ve Full Tunneling alt trafiğini nasıl yönlendireceğini belirleyen iki farklı yapılandırmadır. Full Tunneling yapılandır kullanıcının cihazındaki tüm ağ trafiğini bağlandığı VPN sunucu üzerinden yönlendirilir. Bu kullanıcının internet trafiğinin tamamının şifrelenmesini ve güvenli bir şekilde de korunmasını sağlar. Ancak bu süreçte internet bağlantı hızında yavaşlamalar neden olabilmektedir bahsettiğimiz gibi. Ayrıca kullanıcının yerel ağ kaynaklarına erişimi sınırlı olabilir. Öte yandan sebik dönemlikte ise genellikle kurumsal ağ erişim sağlamak için gerekli olan trafiğin VPN sunucusu üzerinden yönlendirilmesi sağlanır. Diğer internet trafiği doğrudan internete yönlendirilir ve bu da bağlantı hızının daha yüksek olmasını sağlar ve yerel kaynaklarına erişimi sürdürür. Ancak bu yöntemle yalnızca VPN üzerinde yönlendirilen trafiğin şifrelendiğini ve konulduğunu unutmamak gerekir. Dolayısıyla Sibik kullanıcıların genel kaynaklara ve internete daha hızlı erişim sağlamasını mümkün kılarken Full törenik, tüm trafiği koruma altına alır. Hangi yöntemi kullanılacak kuruluşun güvenlik gereksinimlerine ve kullanıcı deneyimlerine bağlı olarak değişebilmektedir. Remote Access VPN'e bakalım. Remote Access VPN ve Site to Site VPN farklı senaryolarda kullanılan iki farklı VPN yapılandırmasıdır. Remote Access VPN genellikle bireysel kullanıcıların internet üzerinden kurumsal ağa güvenli bir şekilde ve şifreli bir şekilde bağlanmalarını sağlar. VPN istemcisini cihazlarına kurar ve internet üzerinden kurumsal VPN sunucularına bağlanarak sanki fiziksel olarak ağa bağlıymış gibi kaynaklara erişebilir. Bu yöntem de özellikle uzaktan çalışanlar veya mobil çalışanlar için uygundur. Site-to-site VPN ise genellikle iki veya daha fazla uzak ağın birbirine güvenli bir şekilde bağlanmasını sağlar. Bu yapılandırmada her bir ağdaki ağ geçidi cihazları VPN tünelleri kurar ve bu tüneller aracılığıyla da ağlar arasında şifreli veri trafiği gerçekleştirilir. Site-to-site VPN genelde şubeleri olan e, büyük kuruluşlar veya farklı coğrafi kurumlarda ofisler arasında güvenli bir iletişim kanalı oluşturmak için kurumların kullandığı bir yapıdır. Her iki yapıda da veri güvenliğini ve gizliliğini sağlamak amacıyla şifreleme ve kimlik doğrulama teknikleri kullanılır. Ancak kullanım senaryoları ve yapılandırma süreçleri açısından farklılıklar gösterirler. JumboTaxi VPN'de bireysel kullanıcıların ağ erişimini sağlarken site to site VPN ağların birbiriyle iletişim kurmasını bağlanmasını kolaylaştıran bir yapısı vardır. Ve konuşmanın başında da bahsettiğim gibi biliyorsunuz IPsec kısmındayken L2TP'den bahsetmiştim demiştik. Yine şimdi de bir yakından bakalım. L2TP yani Layer 2 Tunneling Protokol bir tünel protokoldür. Ve genellikle VPN bağlantılarını oluşturmak için kullanılır. Genellikle IPsec protokolü ile birlikte çalışarak veri güvenliğini sağlar. İki son nokta arasında bir tünel oluşturur ve bu tünel üzerinden kullanıcı verilerini taşır. Kendi başına herhangi bir şifreleme veya güvenlik özelliğine sahip olmadığı için veri güvenliğini sağlamak için genellikle IPsec ile kombine edilir. IPsec L2TP tüneli üzerinden taşınan verileri şifreler ve bütünlüğünü sağlar. L2TP çeşitli ağ protokollerini ve medya türlerini de destekler bu da onu çok yönlü bir çözüm yapar. Atutipi IPSec kombinasyonu genellikle geniş olan ağlarda yani WAN ağlarda üzerinde güvenli iletişim kurmaya çalışan kurumsal çözümlerde yaygın olarak kullanılır. Bu teknoloji kullanıcıların uzaktan ve güvenli bir şekilde kurumsal ağ kaynaklarına erişmelerini sağlar. Bu da uzaktan çalışanlar ve mobil kullanıcılar için popüler bir seçenek olmasını sağlıyor. Esneklik yönünden bakacak olursak geniş protokol desteği ve IPSec ile birleştirildiğinde sağladığı güçlü güvenlik özellikleri nedeniyle birçok kuruluş tarafından da tercih ediliyor. Şimdi yine beraber bir de NAC'a bakalım. NAC, yani network access control ağ bağlanmak isteyen cihazların kimliklerini doğrulayan güvenlik politikalarına uygun olup olmadıklarını kontrol eden ve uygun olmayan cihazların da ağ erişimini sınırlayan veya engelleyen bir güvenlik çözümü aslında. NAC sistemleri cihazların güvenlik durumunu, işletim sisteminiz, işletim sistemi hatta sürümünü, antivirüs güncellemelerini, yamalarını ve diğer güvenlik parametrelerini kontrol eder ve bu bilgileri kuruluşun belirlediği güvenlik politikalarıyla karşılaştırır. Eğer cihaz politikaları uygunsa ağ erişimine izin verilir. Aksi takdirde erişim kısıtlanır ve tamamen engellenir. Yani herhangi bir şekilde kurumam mesela bir anda dahil olmuş ve XP bir cihazıysa ve kurum politikaları gereği XP yasaklanmışsa bu cihaz A, otomatik olarak bağlanamaz NAC sayesinde. Ek olarak erişim server yapılarına da bir göz gezdirelim. Burada Jump Server ve Proxy Server kapsamlarına bir bakalım. Jump Server genellikle güvenli bir ağ ve güvensiz bir ağ arasında yer alan kullanıcıların güvenli ağdaki sunuculara veya cihazlara erişim için kullanmak zorunda oldukları bir ara sunucudur aslında. Jump Server'lar ağ güvenliğini artırmak amacıyla tasarlanmış bir yapılardır. Çünkü doğrudan erişim yerine bir ara katman olarak hareket ederek potansiyel saldırı yüzeyini azaltırlar. Kullanıcılar önce Jump Server'a kimlik bilgileriyle bağlanır. Ardından bu sunucu üzerinden hedef sistemlere erişim sağlarlar. Jump Server kullanıcı aktivitelerini izleyebilir, denetim kayıtlarını tutabilir ve güvenlik politikalarını da uygulayabilir. Bu da etkisiz erişim önlemeye ve güvenliği sağlamaya yardımcı olacaktır. Proxy Server ise kullanıcılar ile internet arasında aracı olarak görev yapan bir sunucudur. İstemci ile hedef sunucu arasında ara bir katman oluşturarak kullanıcı isteklerini hedef sunucuya yönlendirir ve gelen yanıtları kullanıcıya iletir. Bu süreç sırasında Proxy Server kullanıcı IP adresini gizleyebilir. Böylece kullanıcıların anonim olarak internette erişmelerini sağlar. Ayrıca proxy serverlar ön alma yani caching yaparak sık erişilen içerikleri lokalde saklar ve bu içeriğe erişim talebi olduğunda da daha hızlı yanıtlar verir. Bu da band genişliği tasarrufu sağlar ve erişim sürelerini kısaltır. Şimdi gelin bir de HSM'e bakalım. HSM yani Hardware Security Modül kriptografik işlemleri güvenli bir şekilde gerçekleştirmek ve kriptografik anahtarları güvenli bir ortamda saklamak üzere tasarlanmış özel bir donanım cihazıdır aslında. HSM genellikle fiziksel olarak güvenli bir kutu içerisinde bulunur ve çeşitli güvenlik önlemleriyle korunur. HSM cihazları, şifreleme ve şifre çözme işlemleri, dijital imzalar, anahtar oluşturma ve anahtar yönetimi gibi kriptografik işlemleri hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirler. Ayrıca HSM'ler kriptografik anahtarların asla güvenlik donanım dışına çıkmamasını sağlayarak da anahtarların burada güvenliğini arttırırlar. Eğer bir HSM cihazı fiziksel olarak tehdit altındaysa, örneğin açılmaya çalışılıyorsa ve otomatik olarak içerisindeki herhangi bir şey müdahale ediliyorsa direkt hemen içerisindeki kriptografik anahtarları silebilir. Yani self destruction da yapabilir burada. Sırada ise böyle en çok bilinen yapı olan firewall'lara bir bakalım. Firewall'lar bir ağın güvenliğini sağlamak amacıyla gelen ve giden ağ trafiğini izleyen ve belirli güvenlik kurallarına göre bu trafiği kontrol eden bir güvenlik cihazıdır. İki ana türde firewall bulunmaktadır. Bir tanesi donanım tabanlı, bir tanesi yazılım tabanlı. Donanım tabanlı firewall'lar genellikle özel bir cihaz üzerinde çalışırlar ve genellikle ek güvenlik özellikleri ve ağ bağlantı seçenekleri sunarlar. Yazılım tabanlı firewall'lar ise bir bilgisayar üzerinde çalışan bir programdır aslında. Firewall paket filtreleme, durum tabanlı paket denetimi, proxy servisleri ve deep packet inspection gibi çeşitli teknikler kullanarak ağ trafiğini denetlerler paket filtreleme burada gelen ve giden paketlerin IP adresleri, protokol türleri ve port numaralarına göre kabul edilip edilmeyeceğini belirler aslında. Durum tabanlı paket denetimi ise bağlantı durumlarını takip eder ve yalnızca geçerli bağlantı durumlarına sahip paketleri kabul eder. Proxy servisleri kullanıcının doğrudan internet erişimini engeller ve tüm internet trafiğini kendi üzerinden yönlendirir. Böylece kullanıcıların IP adreslerini gizler. Deep Packet Inspection ise yani derin paket izleme ise paketin içeriğini analiz ederek zararlı yazılımları ve saldırı girişimlerini tespit etmeye çalışır. Genel olarak firewall İkizler işimi önlemek, ağ trafiğini kontrol etmek ve ağdaki güvenliği sağlamak için kritik bir bileşendir. Firewall'larda bulunan UTM özelliğine de gelin bir göz gezdirelim. UTM yani Unified Trade Management çoklu güvenlik özelliklerini tek bir cihaz veya yazılım paketinde birleştiren bir güvenlik çözümü aslında. UTM network güvenliği ihtiyaçlarını basitleştirmeyi ve merkezileştirmeyi amaçlar. Bölücü kuruluşlar güvenlik yöntemini daha etkili bir şekilde gerçekleştirebilir. Tipik olarak bir UTM cihazı firewall, antivirüs, anti, anti spyware, IPS, spam veya phishing filtreleme, VPN, içerik filtreleme, load balancing, hatta böyle DRP gibi çeşitli güvenlik özelliklerini bile içerebilir. Rutiyem çözümleri alt trafiğini sürekli olarak izleyerek tehditleri tespit eder ve belirlenen güvenlik politikalarına göre tepki verir. Bu cihazlar yönetimi kolaylaştırmak ve hızlı tepkiler sağlamak için de merkezi bir yönetim konsoluna sahiptir. Kuruluşlar UTM çözümlerini kullanarak donanım ve yönetim maliyetlerini azaltabilir, güvenlik olaylarına hızlı bir şekilde müdahale edebilir ve ağ güvenliğini güçlendirebilirler. UTM çözümleri özellikle küçük ve orta işteki işletmeler için aslında uygundur. Çünkü bu işletmelerde genellikle sınırlı IT kaynaklarına sahiptir ve sınırlı band genişliğine sahiplerdir. Bu yüzden Bazen çeşitli güvenlik ihtiyaçlarını aslında tek bir çözüm halinde bu küçük ve orta ölçekli işletmeler için sağlıyor olur. Firewall'lardan konu açılmışken gelin bir de WAF'a bakalım. WAF yani Web Application Firewall, web tabanlı uygulamaları korumak amacıyla geliştirilmiş bir güvenlik çözümüdür. WAF gelen ve giden HTTP ve HTTPS trafiğini izleyerek, analiz ederek web uygulamalarına yönelik bilinen saldırıları ve güvenlik açıklarını tespit etmeye, önlemeye yardımcı olur. WAF, SQL Injection, Cross-Site Scripting, Cross-Site Request Forgery yani CSRF gibi yaygın web saldırı türlerine karşı koruma sağlar. Ayrıca bu türlerini tamamına da böyle olas top 10 listelerinden de ulaşabilirsiniz. İlerleyen konularımızda onu da mutlaka değineceğiz. WAF önceden tanımlanmış güvenlik kuralları ve politikaları kullanarak trafiği filtreler ve şüpheli aktiviteleri engeller veya yöneticiye bildirir. Bu koruma hem ağ düzeyinde hem uygulama düzeyinde gerçekleştirilebilir. WAF çözümleri genellikle donanım ve yazılım ve bulut tabanlı servisler olarak sunulmaktadır. WAF aynı zamanda SSL ve TL şifrelemesini destekleyerek güvenli bir kullanıcı deneyimi de sağlar. Web uygulamalarını gelişmiş tehditlere karşı koruyarak veri ilerleyenin ve güvenlik açıklarının geçmeye yardımcı olur. Kuruluşların itibarını ve müşteri güvenliğini koruma konusunda aslında kritik bir rol oynar bu sayede. Çünkü biliyorsunuz web uygulamaları dışarıya açıktır ve olası olarak bir tehlike veya saldırı kapsamında oluşacak etkileri bütün müşteriler veya bütün ilgi ulaşabilecek herkes görüntü için bu aslında kuruluşun reputation'ını da çok fazla sarsacaktır olası bir ihlal durumunda. WAF aynı zamanda uyumluluk gereksinimlerini karşılamak ve düzenleyici standartlara uymak amacıyla da kullanılabilir. Son olarak gelin bir de FIM'i ele alalım. FIM. Yani File Integrity Monitoring, kritik sistem ve uygulama dosyalarında değişiklikleri izlemek ve raporlandırmak için kullanılan bir güvenlik teknolojisidir. Film çözümleri, dosya sistemlerindeki değişiklikleri, dosya içeriklerindeki değişiklikleri, dosya izinlerindeki, sahipliklerindeki ve özelliklerindeki değişiklikleri tespit ederek bu bilgileri kaydeder ve yöneticiye bildirir. Bu sistem yetkisiz değişiklikleri ve potansiyel güvenlik ilerlerini erken bir aşamada tespit etmeye yardımcı olur. Film, dosya bütünlüğünü korumak ve bilgisayar korsanlarının kötü amaçlı yazılımlarının veya iş tehditlerinin neden olduğu olası zararları minimize etmek için kullanılır. Özellikle kritik sistem dosyaları, yapılandırma dosyaları ve kayıt defterleri yani loglar gibi hassas alanlarda yapılan değişiklikleri izler. Film çözümleri genellikle merkezi bir yönetim konsolu üzerinden yönetilir ve kuruluşlar için uyumluluk standartlarını karşılamak, güvenlik politikalarına uygulamak ve güvenlik olaylarını hızlı bir şekilde tespit edip müdahale etmek için üzerine tasarlanmıştır. Film aynı zamanda otomatikleştirilmiş eylemleri tetikleyerek tehlikeli ve yetkisiz değişikliklere hızlı bir şekilde müdahale etmeyi de sağlıyor. Bu sayede siber güvenlik duruşumuz güçleniyor ve bilgi güvenliğini sağlama yardımcı olan kritik bir araç haline getiriyor. A bu arada bir de firewalllar kısmındayken firewallın çeşitlerini aslında bir de bakmadık ona da bakalım. Firewalllar genelde böyle stateful ve stateless yapısına sahiplerdir. Stateful ve stateless firewalllar alt trafiğini izleme ve filtreleme yöntemlerinde temel farklılıklara sahipler. Yine bir de bunlara bakalım. Stateless firewalllar her bir paketi bağımsız bir şekilde ele alır ve önceden tanımlanmış kurallar setine göre kararlar verir. Bu kurallar genellikle kaynak ve hedef IP adresleri, port numaraları ve protokolleri içerir. Stateless firewalllar hızlıdır ancak daha karmaşık tehditlere tepki verme konusunda sınırlıdırlar. Çünkü trafik akışı bağlamını takip edemezler. Diğer taraftan stateful firewall'lar ise alt trafiğin durumunu veya bağlamını takip edebilir. Bu onların tek tek paketlerin yerine bağlantının tamamını anlamalarını sağlar. Stateful firewall'lar hangi paketlerin geçerli bir bağlantının parçası olduğunu belirleyebilir ve bu bağlamı kullanarak da daha bilinçli güvenlik kararları alabilirler. Bu onların daha karmaşık tehditleri tespit etmelerini ve önlemelerini sağlar. Ancak genellikle daha fazla işlem gücü gerektirir ve daha yavaş olabilirler bu yüzden de. Stateful firewall'lar genellikle daha modern ve güvenli olarak kabul edilirken stateless firewall'lar basit ve hızlı bir çözüm olarak kabul edilir aslında. Bu arada aklıma gelmişken port spanning'e yani port mirroring'e bakalım. Port spinning veya port mirroring alt trafiğinin kopyasını bir ağ anahtarındaki veya yönlendiricideki bir porttan diğerine yönlendirme işlemidir aslında. Bu işlev genellikle alt trafiğini analiz etmek, hataları teşhis etmek, ağ performansını izlemek için kullanılan A izleme araçları tarafından kullanılır. Port mirroring ile bir veya birden fazla kaynaktaki portu veya tüm portlardaki trafik gerçek zamanlı olarak bir hedef porta belirlenen bir analiz cihazına yönlendirilir. Bu işlem trafiği bozmadan veya avaya başlatmadan başlatmadan gerçekleştirilir. Yönlendirilen trafik, paket analizörleri, IDS IP sistemleri veya diğer ağ güvenlik ve izleme araçları tarafından incelenmek üzere kullanılabilir. Port mirroring, ağ yöneticilerinin ağ performanslarını optimize etmelerine, güvenlik ihlallerini tespit etmelerine ve ağ üzerinden geçen verileri analiz etmelerine olanak tanır. Bu özellik aynı zamanda ağ trafiğini kaydetmek ve gelecekteki analiz için veri toplamak amacıyla da kullanılabilir. Port mirroring, ağ altyapısının şeffaflığını arttırarak karmaşık ağ ortamlarında gönüllülüğü ve kontrolü sağlar aslında. Bütün bölümün network kapsamlarından bahsetmişken gelin bir de bir yaklaşım olan Zero Trust'a bakalım. Zero Trust güvenliğin varsayımsal bir sınır dışında olmadığını ve her türlü alt trafiğinin içeriden veya dışarıdan geliyor olmasına bakılmaksızın şüpheli olarak kabul edilmesi gerektiği prensibine dayanan bir siber güvenlik yaklaşımı aslında. Geleneksel ağ güvenliği modelleri bir kere iç ağa erişildiğinde güvenliğin sağlandığını varsayar. Fakat Zero Trust modeli bu varsayımı reddeder ve her bir ağ isteğinin sürekli olarak doğrulanmasını aslında gerektirir. Yani iç ağdaki kullanıcının bütün istekleri de kontrol edilmeli, ağdan iç ağa doğru gelecek istekler de kontrol edilmelidir. Bu yaklaşım kullanıcıların cihazların ve uygulamaların kimlik doğrulamasını ve yetkilendirilmesini erişmeye çalıştıkları kaynaklara veya gerçekleştirmek istediği işlemlere bağlı olarak sürekli olarak gerçekleştirilir. Bunu yaparken en az ayrıcılık ikisi yani least privilege principle tekniği aslında uygulanır. Yani bir kullanıcıya veya uygulamaya yalnızca işlerini yerine getirebilmek için ihtiyaç duydukları kadar kaynak ve yetki verilmesini ve verilere erişim hakkı sağlanması sağlanır. Zero Trust modeli aynı zamanda A segmentasyonunu, çok faktörlü kimlik doğrulamasını, şifrelemeyi ve güvenlik politikalarının sürekli izlenmesini ve uygulanmasını da aslında içeriyor. Bu yaklaşım işli ve ağ içerisindeki literal hareketlere, onun dışında yetki yükseltmelerine, bilgi sızmaya çalışan saldırganlara karşı koruma sağlayarak kurumu siber güvenlik duruşunda güçlendirilmiş oluyor. Zero Trust, siber güvenlik tehditlerinin sürekli evrim geçirdiğini ve karmaşıklaştığı bir ortamda kurumların güvenliğini artırmak ve veri ilerlerinin önüne geçmek için etkili bir strateji olarak kabul edilmekte. Gelin bir de Host IDS ve Host IPS sırasında bahsettiğimiz gibi Network tarafındaki IDS ve IPS'lere de bakalım. NIS ve NIPS, A trafiğini izleyerek kötü niyetli aktiviteleri ve güvenlik eğilerlerini tespit etmek için e, ve bazılarının yani NIPS'in e, o özellikle önlemek için kullanılan güvenlik çözümleridir. Network de bazı engelleme yöntemleri vardır ama FOS çok üretildiğinden kullanılmamaktadır. Öncelikle değindiğimiz üzere NIPS'e bir bakalım. NIPS böyle alt trafiğini pasif olarak izler ve şüpheli veya anormal davranışları belirlediğinde uyarılar gönderir. Ancak trafiği bloke etmez veya değiştirmez. Ama son dönemlerde çıkan bazı NIPS özellikleriyle beraber bu değişti. Yani ah bir anda müdahale edip engelleme de sağlayabiliyor. Geri dönecek olursak bu sistem imza tabanlı bir sistem tespit sağlıyor. Ayrıca onun yanında da anomali tespiti ve davranış analizi gibi çeşitli yöntemleri de kullanıyor. Zararlı aktiviteleri de tespit ediyor. Bir öte yandan Nips'e bakacak olursak Nips aktif bir rol oynuyor. Kötü niyetli veya istenmeyen trafiği gerçek zamanlı olarak bloke edebiliyor. Ayrıca Nips'in Nips tüm özelliklerine sahip olmasının yarısına tespit edilen tehditlere karşı anında müdahale edebilen ek özellikleri de sahip. Nips'te alt trafiğini düzenleyerek kötü niyetli paketleri düşürerek yani down ederek veya otomatik olarak yapılandırma değişikleri yaparak veya örneğin kör bir noktaya paketleri göndererek aslında burada çeşitli ağ güvenliğini sağlamış oluyor. Hem de hem NIPS'te ağ güvenliği için kritik öneme sahip aslında cihazlar. NITS ağ yöneticilerine potansiyel tehditleri bildirirken NIPS bu tehditlere karşı da proaktif bir savunma hattı oluşturuyor. Burada şimdi şunu diyebilirsiniz. NITS çözümleri mesela ikisi de aslında engelleme yapıyorsa ama Network IDS'in neden bu engelleme özelliğini kullanmıyoruz diyecek olursanız genelde Network IDS sistemleri open source sistemler oluyor. Open source olduğu için kurumsal anlamında kullanılmaya başlandığında çeşitli bazıların enterprise sürümleri var ama burada tabii ki de bir kurumsal network ki dahil olacak düzeyde ve ağı taşıyacak düzeyde aslında bazı eksiklikleri karşımıza çıkabiliyor. Onun dışında NIPS'te ise yani Network IPS'te ise tamamıyla zaten bu ürünlerin neredeyse %99'u hepsi özelleştirilmiş ürünler. Aslında Firewall'ların yanında beraber de satılabiliyor çeşitli çözüm üreticileri tarafından, markalar tarafından ve bu yüzden de zaten sürekli destek halinde olunan cihazlar oldukları için ve cihaz tabanlı cihazlar oldukları için yani herhangi bir yazılım üzerine kurgulanmıyor. Genelde hardware cihazlar oluyor ama tabii ki de software cihazlar da var. Ama hardware oluşu onun farklı bir özellik ve güçlendirilmiş yeteneklerde katabiliyor yerine göre. Bu yüzden de zaten Nipsen çok tercih ediyor kurumlarda. Network IDS ise sadece biraz daha ek olarak çözümler yaratması için aslında ek olarak kullanılıyor. Ama dediğim gibi gün sonunda baktığımızda yani adam gün barriyatları açısından baktığımızda yani bir analistin üzerine emek verdiği kısımlara baktığımızda Network IDS e yapılacak kurum içerisindeki çalışanların verecekleri aslında eforu Nips'te çok rahat dengeleyip tek başına cihaz üzerinden danışmanların desteğiyle de sağlayabiliyorsunuz. Ama Network IDS'de open source zamanlı ve enterprise temelli oldukları için sizin sürekli bir bir kural geliştirmeniz, bir güncelleme yapmanız veya içerideki çeşitli sorunları çözmeniz gerekiyor. Bu da ekstradan adam gün dediğimiz bir maliyete neden oluyor. Gün aslında şimdi bir de ile bakalım. ACL yani erişim kontrol listeleri bir ağ cihazında özellikle router ve switch'lerde belirli alt trafiği izlemek veya engellemek için kullanılan bir dizi kural aslında. ACL'ler kaynak ve hedef IP adreslerini, protokolleri, port numaralarını ve diğer trafik tanımlayıcı özelliklerini temel alarak trafiği filtreliyor. Bu filtreleme güvenlik önlemleri, veri akışının yönlendirilmesi ve ağ kaynaklarının kullanımı üzerinde daha daha fazla kontrol sağlamak amacıyla yapılıyor. ACL'ler iki temel türde olabiliyor. Bir tanesi standart ACL'ler yani bunlar yalnızca kaynak IP adresine göre filtreleme yapıyor. Bir diğeri genişletilmiş ACL'ler. Bunlarsa kaynak ve hedef IP adresleri, protokoller ve port numaraları içerecek şekilde daha detaylı filtrelemeler yapıyor. ACL'ler belirli bir arayüze uygulandığında trafiğin böyle o arayüzden geçip geçemeyeceğini veya o arayüzden çıkıp çıkamayacağını karar veriyor. ACL'lerin etkili bir şekilde yap yapılandırması ağ güvenliğini arttırabilir. Ancak yanlış yapılandırılmış ACL'ler de yanlışlıkla böyle legit trafiği engelleyebilir. Bu da oldukça böyle kurum içerisinde yanlış tepkileri neden olabilir. Bu yüzden de iyi yapılandırmaları gerekiyor. Ayrıca kötü niyetli trafiğin de yanlış yapılandırma sonucunda ağ sızmasına da izin verebilir. Böyle bir ters yan var aslında. Bu yüzden de dediğim gibi ESL'nin dikkatli bir şekilde yapılandırmaları ve mutlaka test edildikten sonra aslında uygulanmaları gerekiyor. Network yapılarında Security Plus kapsamında böyle birçok konuya değindik. Normalde bu kadar böyle aslında detaya da girmiyor Security Plus kısmı. Ben daha önceden e, JASP sınavına da çalıştığım için onunla böyle biraz daha konulara çok fazla girdiğinden ben biraz daha böyle girmek istedim. Ama güzel oldu. İleride sizlerle tabi böyle CSSP'nin komutanın dediğine göre kıyası olan Jazz sertifikasına girmek isterseniz Jazz Plus'a buradaki böyle yine kaynaklardan da aslında bu videodan yine yararlanmış olacaksınız. Gelin bir de network temelinden çıkıp bir de kablosuz teknolojilere beraber bir odaklanalım. İlk olarak kablosuz teknolojilerle kullanılan kriptografi yapıları odaklanalım. Çünkü buradaki kriptografi yapıları sürekli güncellendi ve değişti. Çünkü kırılma durumlarına veya istismar edilme durumlarına göre. İlk olarak aklımıza gelen en eski protokollerden olan web'e bakalım. Web kablosuz ağlarda veri iletişimini şifrelemek amacıyla tasarlanmış bir güvenlik protokolü. Ağ trafiğinin şifreli ile erişim önlemeyi amaçlıyor aslında. Web simetrik bir anahtar şifreleme sistemini kullanır. Yani veriyi şifrelemek ve veriyi çözmek için aynı anahtarı kullanır. Bu da Web'in başlıca zayıflıklarındandır. Statik anahtar ataması ağdaki tüm kullanıcıların aynı şifreleme anahtarını paylaşmasını gerektiriyor. Bu da anahtarların çabucak keşfedilmesine ve onun güvenliğinin tehlikeye girmesine yol açabiliyor. Ayrıca Web'de initialization direktörler kullanılıyor. Yani IV paketleri kullanılıyor. Yani IV paketleri kullanılıyor. Bu IV paketleri adı verilen küçük ve askeri sayı kullanılarak gerektiren bir şifreleme çeşidi aslında. Ancak IB'nin küçük boyutu ve düşük entropi ise e, anahtarın tekrar ve tekrar kullanılmasına ve sonunda keşfedilmesine olanak tanıyor. Web'in bu zayıflıkları onu modern standartlara göre güvensiz hale getiriyor ve bu nedenle Web yerine daha güvenli olan WPA aslında kullanımına geçilmiş aslında. Günümüzde Web böyle kullanımı ciddi bir derecede böyle güvenlik riskleri taşıdığı için dediğim gibi artık kaldırılmıştır ve sadece böyle test amaçlı olarak da kullanılmaktadır. Ancak bazı böyle modemlerin çoğunda Web'i de destekliyor. Web'in 64 ve 128. 8 bitini destekliyor ama mümkün olduğunca testler dışında bunu kullanmamamız gerekiyor. VPA ve VPAK deyince olursak bu sağlar için geliştirilmiş güvenlik protokolleri bunlar. VPA'nın yerini kullanarak daha güçlü güvenlik sağlamaları için aslında dizayn edilmiştir. VPA TKIP yani Temporal Key Integrity Protocol adı verilen bir şifreleme protokolü kullanıyor. TKIP her veri paketi için benzersiz bir şifreleme anahtarı oluşturuyor ve böylece WEP'in statik anahtar zayıflıklarını ele alıyor. Ancak TKIP'in zamanla kendi zayıflıkları da ortaya çıktığını görüyoruz. Daha güçlü bir şifreleme standart olan wpa 2den sonrası geliştiriliyor bu yüzden de. VPL kilidi ise zaten aynı bu kriptografik yapı yani tikipin değiştirilmesiyle oluşuyor. Burada artık AES kullanılıyor. Yani Advanced Encryption standart tabanlı CCMP yani Counter Mode with Chipper Block Chaining Message Authentication Code Protokol şifreleme protokolünü kullanıyor. AES yani şu anda böyle en güçlü şifreleme standartlarından biri olarak da zaten kabul edildiği için CCMP de veri bütünlüğü ve kimlik doğrulamasını sağladığı için aslında VPL şu anda hala kullanılmasını sağlanıyor. VPL ayrıca böyle ağ erişim sağlamadan önce kullanıcının böyle kimliğini doğrulamak için de 802.1x ve EAP yani Extensible Authentication Protokol protokollerini destekliyor. Ama bunların yanında yine de WPA 3'ün geliştirilmesi için tabii ki de bir ön konmuş olmuş oldu. Çünkü WPA 2'de de kesinlikle böyle brute force saldırıları yapabiliyoruz araya girip yakalayarak. Bu yüzden de WPA 3'te daha güçlü yapılar var. WPA 3'e bakacak olursak dediğim gibi WPA 2'nin yerini alan ve daha güçlü güvenlik önlemleri içeren böyle en son standart aslında. WPA ve WPA 2 ağ güvenliğini önemli ölçüde bir arttırmasına rağmen zayıf parolalar ve yanlış yapılandırılmış ağ ayarları gibi faktörlerle güvenliği tehlikeye atabiliyor. Bu nedenle güçlü parolalar kullanmak ve ağ ayarlarını düzgün bir şekilde yapılandırmak her zaman en önemlisidir yine de. Bunu mutlaka aklımızdan çıkarmamamız lazım. Gelin böyle isminin uzun uzun böyle söylediğim, benim de böyle ezberlemekte güçlü çektiğim CCMP'ye bir tekrardan bakalım. CCMP yani Counter Mode with Chipper Block Chaining Message Authentication Code Protocol. Yani CCMP, wpa 2 ve wpa 3 kablosuz ağ güvenliği protokollerinde kullanılan bir şifreleme ve kimlik doğrulama protokolü aslında. CCMP burada AES şifreleme ve algoritmasını kullanarak verileri aslında koruyor ve Counter Mode yani CTR ile de veri şifrelemesini gerçekleştirirken CNBC olarak adlandırdığımız yani chipper block, chaining, message, authentication kod ile veri bütünlüğünü ve kimlik doğrulamasını sağlıyor. CBC MAC iletilen mesajların değiştirilmediğini doğrulamak için kullanılan bir aslında kısım. Böylece veri bütünlüğünü de aslında sağlamış oluyor. CTR modu ise her veri paketi için benzersiz bir şifreleme anahtarı oluşturarak verilerin şifrelenmesini de sağlıyor. Bu verilerin dinlenmesini, değiştirilmesini zorlaştırıyor. Biliyorsunuz genelde böyle kablo en büyük sıkıntı verinin dinlenmesi ve değiştirilmesidir. CCMP, web ve VPN'ın kullandığı tiki protokolü daha güvenli olarak kabul ediliyor şu anda hala. Ancak e, tabii ki kırılana kadar. <laughs> Tekrar geri dönecek olursak, bunun nedeni de çünkü söylemek lazım. AES şu anda kabul edilen böyle en güçlü şifreleme standartlarından biri ve CCMP hem şifreleme hem de kimlik doğrulama için güçlü bir çözüm sunuyor bu nedenle de. Ayrıca WPA'da da, ha bu arada şeyi de merak edebilirsiniz. Hani WPA'da CCMP dışında ne kullanılıyor? E, sayı kullanılıyor. Yani Simultaneous Authentication of Equal. Bu WPA e, 3 kablosuz güvenlik protokolü kapsamında kullanılan bir kimlik doğrulama ve anahtar anlaşması protokolü aslında. SAI, Dragonfly RK Exchange adı verilen bir mekanizmaya dayanıyor ve güçlü bir şifre tabanlı kimlik doğrulaması sağlamak üzere tasarlanmış bir yapı. Bu protokol aslında göre genel olarak böyle çok offline olarak kullanılan sözlük saldırılarına veya brute force saldırılarına karşı dayanıklı artırma amacıyla böyle tasarlanmış. Yani böyle her iki tarafında genellikle bir kablosuz istemci ve böyle bir erişim noktası arasında birbirinin eş zamanlı olarak doğrulamalarını sağladığı için bu da man in the middle'a karşı böyle güçlü bir koruma sağlıyor ekstra olarak. Yani şimdi gelin bir bu şifreleme yapılarında kullanılan authentication protokollere beraber bakalım. İlk aklımıza böyle e geliyor. Yani extensible Authentication protokol EAP ağ içindeki kimlik doğrulama süreçlerini düzenleyen bir rasta framework ve genellikle kablosuz ağlar ve noktalar arasında böyle noktadan noktaya bağlantılar için kullanılıyor. EAP bir dizi kimlik protokolü böyle doğrulanması ve yöntemini destekliyor. Böylece farklı kimlik doğrulama ihtiyaçları ve senaryoları için desteklik de sağlıyor. EAP işlemleri genellikle 3 ana bileşeni içeriyor. EAP istemcisi yani bu genellikle böyle son kullanıcı cihazlarında bulunuyor. EAP sunucusu bu da zaten kimlik doğrulama bilgilerini doğrulayan ve genellikle bir radius sunucunda bulunan bir yapı aslında ve kimlik doğrulama sunucusu yani kimlik doğrulama işlemini yürüten ve e-app ile iletişim kuran yapı arasında oluşan böyle bir üçlü yapısı var. EAP protokolü kimlik bilgilerinin doğrulanmasını sağlamak için şifreleme ve zorlama mekanizmalarını kullanıyor. e esnek yapısı şifreleme tabanlı böyle kimlik doğrulamadan sertifika tabanlı kimlik doğrulamalarına, token tabanlı yöntemlere kadar çeşitli kimlik doğrulama türlerini de destekliyor. EAP app 802.1 standartları ile de böyle entegre olarak çalıştığında ailesim kontrolü ve güvenli bir ağ ortamı sağlama konusunda önemli bir rol oynuyor. Bu sayede sadece doğrulanmış ve yetkilendirilmiş kullanıcıların böyle ağ kaynaklarına erişmesi izin veriliyor. Bu da güvenliği zaten büyük bir ölçüde artırılmasını sağlıyor. Bir de gelin PAP'a bakalım. PAP yani Protected Extensible Authentication Protocol, EAP protokolünün bir kimlik uzantısı olarak kimlik doğrulama sürecini güvence altına almak için TLS tüneli kullanılar aslında geliştirilmiş bir ek olarak authentication modülü. PAP özellikle kablosuz ağlar ve VPN bağlantıları için tasarlanmış ve kullanıcının kimlik bilgilerini korumak ve şifrelemek için de kullanılıyor. PAP işlemleri ilk olarak bir TNS tüneli kuruluyor ve bu tünel üzerinden kimlik doğrulama bilgileri güvenli bir şekilde iletiliyor. Bu sayede herhangi bir saldırı durumunda alt tarafı üzerinden kimlik bilginin ele geçirilmesi de önlenmiş oluyor. PayPal'ın böyle çeşitli alt kimlik doğrulama yöntemlerini de böyle destekliyor. Bundan arasında böyle MS Chat versiyon 2 var. Yani Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol versiyon 2 ve EAP GTC yani Generic Token Card bulunuyor. PayPal'ın kullanımı özellikle kablosuz alarda kullanıcı kimlik bilgilerini koruma altına almak ve ilgisi erişimi önlemek için de böyle kritik öneme sahip bir yapıdır. Yani PayPal burada kullanılan böyle kullanarak yapılan kimlik doğrulama işlemleri hem kullanıcı hem de iletilen verileri güvence altına alarak aslında siber güvenlik duruşumuzu yine bir kat olarak böyle arttırıyor. Yeliz ve diğer şifremi yapılarını böyle ileride zaten kriptografi başlığı altında detaylı olarak inceleyen olacağız. O nedenle böyle o kısım aklınıza takılmasın. Ekstra böyle Wi-Fi'de yine kullanılan böyle bir dizi aslında yapıları da var. Bunlardan biri de böyle en çok duyduğunuz aslında PSK. Yani Pre-Shared Key. Bu hem böyle Enterprise hem de Open modlarında bulunuyor. PSK modunda böyle ağ bağlanan, bağlanmak isteyen tüm kullanıcılar aynı şifremi anahtarını genelde parolasını yani paylaşıyor. Bu yöntem de genellikle ev veya küçük işletme ağlarında kullanılan bir yöntem aslında. Çünkü böyle yönetimi kolay ancak anahtarı paylaşan çok sayıda kullanıcının olduğu durumlar da güvenlik riskleri taşıyan bir yapısı var. Enterprise modu her kullanıcının kendi benzersiz aslında kimlik doğrulama bilgilerine sahip olduğu durumlar için daha uygundur. Yani bu mod genellikle bir radyo sunucu üzerinden kullanılarak yine 802.1x kimlik doğrulama protokolünü destek gerek aslında hizmet veriyor. Yani bu arada PSK ve böyle Enterprise modları genellikle böyle WPA'da ve WPA2 şifreleme protokolünde böyle kullanılıyor. Open modu ise genellikle böyle bir tür korumadan böyle yoksun olduğu için yani de tercih edilmiyor. Gelin bir de VPS'e bakalım böyle en çok böyle dikkatimizi çeken her modem aldığımızda veya internet bağlantımızda böyle bize paylaşılan bir yapı var aslında. Onu bir değinelim. VPS özellikleri özellikle böyle ev kullanıcıların hedefi yani kullanıcıların böyle kablosuz ağları kolayca böyle kurmaları ve yönetmeleri için sağlanmış aslında tasarlanmış bir ağ güvenlik standardı. VPS kullanıcıların böyle cihazların manuel olarak karmaşık şifreler girmelerine gerek kalmadan ağ hızlı bir şekilde bağlanmalarını sağlıyor. Bu genellikle bir pin oluyor, bir buton oluyor veya NFC gibi özellik oluyor. Yani modemi okutabiliyorsunuz. E, bu tarz böyle yapılarla gerçekleştiriliyor. Ancak VPS'in bazı böyle güvenlik zaafları tabii ki de bulunuyor. Özellikle pin tabanlı yöntemler böyle çeşitli brute force saldırılarına karşı kesinlikle savunma çünkü saldırganlar genellikle böyle farklı pin kombinasyonları deneyerek doğru kombinasyonu bulabiliyor. O nedenle genelde VPS'i böyle her zaman kapatmanız zaten tavsiye edilir. Şimdi böyle bu kısmı tamamladığımıza göre son olarak bir de WAP'a bakalım kablosuz teknolojilerde. WAP yani Wireless Access Point kablolu bir ayın kablosuz bir cihazla bir iletişim kurmasını sağlayan aslında bir cihaz. Bu bilgisayarlar, akıllı telefonlar, tabletler gibi kablosuz teknolojik cihazların kablolu bir internet ağına fiziksel bir kablo bağlantısı olmaksızın bağlanabilmesine olanak tanıyan bir cihaz aslında. Siber güvenlik açısından böyle WAP'lar genelde potansiyel zayıf zayıf noktalar olarak görülüyor. Çünkü kötü niyetli kişilerin ağ erişimi sağlamasını olanak tanıyabilen yapılar aslında. Bu bayağı güzel oldu bu, bu, kısımda. İkinci partide böylece tamamlamış olduk. Network yapılarını ve kablosuz network yapılarına aslında değindik. Birçok ağımızda kullandığımız güvenlik cihazlarına değindik. Bunları zaten böyle ekstra gösterilerle de destek gerek zaten anlamanıza böyle umarım yardımcı olmuşumdur. Üçüncü partide zaten böyle daha kapsamlı olarak farklı konulara değineceğiz. Özellikle risk süreçlerine değineceğiz. Risk tabanlı olarak nasıl aslında kurumda bir risk ölçümleri yapılıyor, risk management nasıl sağlanıyor bunlara bakacağız. Hem Contian'ın security plus'ında hem de e sınavında genelde böyle risk konuları çok büyük bir ağırlık taşıyor. O nedenle bunu bilmek aslında çok önemli. Zaten bir siber güvenlik analisti veya siber güvenlik mühendisi olarak da bir kurumda risk yapısının nasıl oluşturduğu hangi faktörlere bağlı olduğu, biznes kontinütünün devam etmesi için riski nasıl bir önem taşıdığını hep beraber inceleyerek görüyor olacağız 3. partta da. Çok teşekkür ederim. Umarım güzel ve faydalı bir bölüm olmuştur. Kusura bakmayın hava bu arada çok sıcak. O nedenle e, zaten evdeki böyle soğutma sistemi de kapalı. Sürekli terliyorum. <laughs> o bir açıdan e, umarım rahatsız edici olmamıştır. Tekrardan beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ederim. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.